Bloomberg HT ekranlarında ekonomik görünüm hoş geldiniz. Hafta içi her gece 9'da olduğu gibi yeni haftanın ilk gününde de sizlerle birlikteyiz. İki değerli konuğum var. Doktor Şeref Oğuz ve Abdurrahman Yıldırım. Ben her ikisine de hoş geldiniz demek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Biz tabii ekonomi kanalıyız, ekonomiyi konuşuyoruz. Ama ekonomiye bağlantılı her şeyi de bir taraftan değerlendirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da memlekette yaşıyoruz. Yaşadıklarımızdan, gördüklerimizden bizler de etkileniyoruz. Bizlerin de içi kan ağlıyor, ciğerimiz yanıyor. Onu hep söylüyoruz buradan, ifade ediyoruz. Maalesef günlerdir hakikaten hepimizin moralini bozan, hepimizin hani gülerken bile zorlandığımız, neden gülüyorum diye kendimize sorduğumuz bir dönemden geçiyoruz açıkçası. Hani sosyal medya ben bakmaya korkar oldum. Görüntüler hakikaten çok üzücü. Türkiye günlerdir yangınla mücadele ediyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Sevgili konuklarımız da hem Şeref Oğuz hem Abdurrahman Yıldırım. Doğayı çok seven, doğanın içinde olan, doğanın değerini Türkiye için bilen, yeşilin değerini bilen konuklarımız. Dolayısıyla biz ekonomiyi kendi başlığımıza geçmeden eminim söyleyecekleri vardır. Önce Abdurrahman abiyle başlayayım. Abdurrahman Yıldırım. Yani bu konuyu değinmeden geçmek herhalde bize yakışmazdı. Abdurrahman abi senle başlayalım. Sonra Şeref Oğuz'un da görüşlerini rica edeceğim. Buyurun. Ya Türkiye orman zengini bir ülke değil. Çünkü işte tabiat örtüsü bitti. Ondan sonra iklimi vesaire akarsuları bakınca ormanı da kıt olan bir ülke. Dolayısıyla ormanını da artırmakta olan bir ülke. Yani giderek ormanların işte Türkiye'de kapladığı alanı genişleten ve bunu %29'lara kadar çıkartan bir durumdayız. Dolayısıyla bu tam da küresel ısınma arifesinde ve arifesinde de demeyelim artık, küresel ısınma içerisinde böyle bir süreçte bu orman varlığı çok önemli bir hale gelmişken bu tür kayıplar yaşamamız elbette ki son derece önemli ve kritik. Üstelik de bu kayıplar Akdeniz kıyılarında daha çok yaşanıyor. Küresel ısınmadan da en çok etkilenecek bölge zaten Akdeniz Havzası ve Türkiye'nin güney kısımları. Yani kuzey kısımları da etkilenecek ama yağış olarak etkilenecek. Dolayısıyla yani ne denebilir ki? Sadece hazırlık yapmamız lazımdı. Bu hazırlığın eksik olduğunu, tam olmadığını, iyi bir hazırlık içerisinde olmadığımız ortaya çıktı. Ama yangın her şeye rağmen olacaktı. Yani ama bu kadar büyüyecek miydi? İşte o bizim yangına karşı hazırlığımız bunu belirleyecekti. Maalesef burada belirleyicilik rolümüz azaldı ve yangının boyutu büyüdü. Dolayısıyla geçen yıldan sonra bu senede ve geçen yıla göre daha da artarak alan olarak çok daha belki büyük şekilde yangına maruz kaldık. Orman yakmak hakikaten ya da ormanı işte böyle yangınlara teslim etmek çok önemli bir kayıp bir ülke için, bir vatan için. Çünkü gelecek orada, yaşam orada, su orada. Doğallık ne derseniz değil. Yani ülkenin geleceği bu. Geleceğini hakikaten ateşe atıyoruz. Ama küresel ısınma da bir gerçek ve önümüzdeki dönemde yine bu tür yangınlara ortam hazırlayacak. Dolayısıyla bizim çok daha sıkı bir şekilde yangınlara karşı hazırlanmamız lazım. Yani küresel ısınmadan en çok etkilenecek ülkelerden de birisiyiz. Buna karşı da aslında bir master, bir büyük plan yapıp uzun vadeli ve kararlı ve acilen de bunu yürürlüğe koymamız lazım. Şeref Oğuz, senin görüşlerini rica edeyim. Evet, şimdi ben ormanın dibinde yaşıyorum Mayıs'tan beri. Kulübem ormanın burnunun dibinde. 2200 metredeyken orman 15 senedir buradaki bu kulübemde 100 metre daha yukarılara çıktı. Burada ormanlar yukarıya doğru gidiyor ve bu yangın haberlerini gördüğüm zaman burada da müthiş fırtınalar var ve soğuk var.
buradan ne olur biraz oraya göndersem de o uçakların yapamadığını, buradaki bir sis ya da bir duman herhalde yarım saat içinde söndürebilir ama böyle bir imkan yok. Ama şunu da görüyorum, burada orman dediğin zaman uzakta bir şey değil. Ben içinde yaşadığım için, gidip içinde dolaştığım için her ağaç canlı gibi geliyor bana ve çok daha fazla içim yanıyor bu yangın haberlerinden. Şimdi çam ağacı diyorsun, onu baktığın zaman ormanın içerisinde herhangi biri gibi değil ama yanına gittiğin zaman biri diğerinden farklı, her birinin sanki kişiliği var. Yani yanan çam ağacı değil, can ağacı. Onlara bakmamız lazım ki biz de hayatta kalabilelim. Ben burada bir ders olarak şunun çıkarılması gerektiğini düşünüyorum Barış. Şimdi biz bu yangın haberlerini biliyoruz. Yıllardır, 10 yıllardır bu meslekte yangınlarda ilk defa karşılaşmıyoruz ama ilk defa bu kadar kapsamlı ve dehşet bir şekilde, bu kadar da hazırlıksız olduğunu düşündüm yapı içerisinde. Bütün dikkatler şimdi fidan yerini yenilemeye veriyor. Ama ben de şunu söylüyorum, Abdurrahman da az önce söyledi. Eğer küresel ısınma geldiyse birincil önceliğimiz yanan ormanların yerine fidan dikmek değil, aksine yeni var olanların yanmaması için tedbir geliştirmek. Uçak filosudur, yangın söndürme hareketleridir, organizasyonudur. Belki bunu vesile kılıp bu orman yangınlarını orman idaresinin uhdesinden alıp bambaşka bir birim kurmamız gerekiyor. Çünkü başımıza gelen bela önümüzdeki dönemlerde yine gelecek. Türkiye orman varlığını 20 senede %21'den %29'a çıkaran bir ülke olarak şimdi geriye doğru sarabilir ve geriye doğru sarmasının tek sebebi fidanla onu kapatamazsınız. Ormanları yakmasının, yakıldığı zaman, yangın çıktığı zaman onu söndürebilme yeteneklerimizi geliştirmemiz lazım. Kaldı ki yanan yere yeniden fidan diktiğin zaman aynı şeyi tekrar etmiş gibi oluyorsun. Halbuki onun dinlenmesi, ormanın kendini bulması için de birinci önceliğimiz fidan dikmek değil. Bana göre olası, bundan sonra gelecek olan yangın tehditlerine karşı şimdiki gibi tedbirsiz değil, çok daha donanımlı karşılamak ve ona göre organize olmanın birinci öncelik olduğunu düşünüyorum Barış. Şeref abi, senin anlattıkların bana iki şey hatırlattı. Sonra konumuza dönelim. Birincisi, hani öncelik noktasında hemen işte yangın devam ederken fidan dikme. Profesör Doktor Üstün Dökmen Hoca'nın bir videosu var. Onu ben izleyicilerimiz muhtemelen izlemişlerdir. İzlemeyenler için de. Yani diyor ki hoca, özetle yangın devam ederken fidan diksen ne, o da yanacak bu kafayla gittiğin sürece. Hocamın ikincisi de senin işte ağaçların birbiriyle olan iletişim. Bu konuda çok güzel bir kitap var. Sen de eminim biliyorsundur, okumuşsundur muhtemelen. Abdurrahman abi de biliyordur. Ağaçların Gizli Yaşamı diye bir kitap var. Evet. Birbirleriyle konuşuyorlar, dayanışma içerisindeler, dertlerini anlatıyorlar, içlerinden biri öleceği zaman bütün tohumlarını saçıyor. Barış, sözünü kesmiş gibi oldum ama önceki gün yağmur içerisinde ormanda dolaşırken bir şey fark ettim. Ölmek üzere olan bir tane sarı çam bütün enerjisini yavrularına vermiş, etrafında aşağı yukarı 130-140 tane küçük fidan olarak veda ediyor. Yani onların da bir yaşamı var. Üstelik onlar bizim tedbirsizliğimize, baltamıza, kibritimize, ateşimize rağmen ayakta durmaya çalışıyor. Onlara yardım etmeliyiz. Yeni fidan değil bu. Onların yanmasını önleyecek tedbirleri mutlaka almamız lazım. Şeref abi, ifade ettiğin gibi o kitapta ağaçların birbiriyle aslında konuştuğu, birbiriyle haberleştiği, işte zararlı bir böcek kendisine saldırdığında elektrik ya da kimyasal sinyallerle diğer ağaçlara haber verip diğer ağaçların o böcek saldırısına karşı gereken salgılamayı yapması, önlemini almasını haber verdiği, evet, bir orman içi bir internet olarak tanımlanıyor. Bir Wi-Fi ağ gibi birbirine bağlı, birbirlerini koruyan, dediğin gibi tehlikelere karşı bir dayanışma içerisinde olan güzel ente. Hakikaten izleyicilerimize de tavsiye ediyorum Ağaçların Gizli Yaşamı kitabını okumalarını, bu süreçten belki bir ders çıkarmak adına. Abdurrahman abi, ekleyeceğin yoksa istersen geçelim. Umarız bir an önce kontrol altına alınır ama tabii bununla da bitmeyecek. Dediğimiz gibi biz 60 dakika, yani bugün diğer programda bir iklim bilimciyle konuştuk. Dedi ki Barış Hoca, bu dedi daha başlangıç, bundan çok daha kötüleri olacak.
Buna karşı bir ciddi plan geliştirmemiz lazım. Sadece 3-5 uçakla da olmaz. Şu an uçaklar çok tartışılıyor. Hani uçak aldık koyduk, bununla da bu iş bitmeyecek. Çok ciddi bir hazırlık yapmamız lazım. Bir sonraki iklim değişikliğinin sonuçları anlamındaki yangınlara ya da işte bu bir terör saldırısıysa ona karşı da elbette gereken güvenlik tedbirlerini sonuna kadar almamız gerekiyor diye. Naçizane bizde elimizden bu geliyor. Yapacağımız bir şey yok. Abdurrahman abi istersen geçelim. Ekleyeceğim varsa da lütfen ekle. Ben hani sözü kapatmış gibi olmayayım. Oradan Türkgras'ın performansına da geçebiliriz. Buyurun. Orman hakikaten hayatın tam kendisi. Dolayısıyla yani biz yani bu konuyu geçsek bile ülkenin geçmemesi lazım. Gündem bu. Hükümetin geçmemesi lazım. Belki ortaya yeni bir orman yönetimi ve yangınları önleme ve ormanları daha da büyütme anlamında bir yeni yaklaşım konması zamanı çoktan geldi ve geçiyor bile. Baktığım şeylerde sanki biz orman yönetimini Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapmışız. Sonraki yıllarda aksatmaya başlamışız. Son yılda var mı yok mu, kim yapıyor? Yani kurumları etkinleştirmemiz lazım. Orman İdaresi, Orman Bakanlığı bir bakanlık mıdır? Hangi bakanlığa bağlıdır? Sürekli yerini değiştirmişiz. Sürekli bakanlığını değiştirmişiz. Buralarda epey hatamız var. Yani Orman Bakanlığı, evet Tarım Bakanlığı bünyesinde olabilir ama orada kalmalı. Yani 20 yılda, 10 yılda bir bakanlık değiştirilmemeli. Geçmişe baktığım zaman benim böyle işte bir Maliye Bakanlığı'na gitmiş, bir başka İktisat Bakanlığı'na gelmiş, ondan sonra başka bir bakanlığa gitmiş, sonunda Tarım Bakanlığı'na gelmiş. Böyle sürekli gezdirilmiş gibi duruyor. Halbuki gezdirilmemesi lazım. Çok temel bir şey Türkiye için, Türkiye'nin varlığı için, ülke için, ekonomi için. Yani gayet de yüksek bir ithalatımız var orman ürünlerinde. Net ithalatımız var. İhracatımız sınırlı. Dolayısıyla bu açığı da kapatmak için bence orman gücümüzü toplamda artırmamız lazım. Yoksa bu topraklarda yaşamamız, gelecekteki kuşakların yaşaması giderek zorlaşacak. Evet. Ağaç dikmeyelim demiyoruz Ender Bey. Diyoruz ki bu kafayla diktiğimizi de yakarız diyoruz yani. Nasıl anladınız bizim ifadelerimizi anlamadım. Önce yani, diktiğimiz kurumayı becerelim de yenileri de yanmamış evet, olur. Evet evet yani mevcutta koruyalım. Dikelim de tabii. Ama hani bu kafayla gidersek diktiklerimiz de yanabilir diye ifade ediyoruz. Geçelim şimdi Türkiye'sinin performansına. Peki Şeref abi TL son bir ayda dolara karşı iyi performans gösteren, hatta liste yaptığımızda en iyi performans gösteren para birimi gibi görünüyor. %4'lük bir getiriyle ve TL aşağı doğru geliyor. Bugün ben kimle konuştuysam piyasa ile ilgili, diğer az önce konuştuğumuz konu haricinde, üzüntülerimiz haricinde ekonomiye dair sohbet ettiğimizde dolar niye düşüyor, dolar daha da düşecek mi diye bana sordu. Herhalde bugünün önemli konularından, yeni haftanın önemli konularından bir tanesi geçen haftadan bu yana, hatta son bir aydır Türk lirasının hareketi. Senin baktığın yerden TL'nin, dolar TL'nin aşağı gelişi, Türk lirasının değer kazancı nasıl görünüyor? Senle başlayalım hocam. Peki. Şimdi aslında bu sevineceğimiz bir gelişme. Beklentimiz, umudumuz bunun sürebilmesi noktasındadır. Bir de Ağustos ayının barış özel bir durumu var. Ağustos'ta biraz biz sanki sorunlar, krizler, hareketlerin yavaşlığından olsa, yaz rehavetinden mi neyse biraz dinginleşiyor, sakinleşiyor. Bir, sanki bir mola hali var. Bu çerçeve içerisinde ben biraz bakıyorum bu Türk lirasının değerlenmesine. Bu değerlenmenin altında tabii diğer doların pozisyonu, kendi pozisyonu da değer artışındaki sınırlamalar ve yavaşlamalar söz konusu ama biz son zamanlarda ihracatımızdaki rekorlarımızın
Artı turizmi ucundan yakaladık gerçi. 1 Temmuz'da açıldı ekonomi ama Temmuz'da yakaladığımız yapı içerisinde döviz girişlerimiz oldu. Bu da işte döviz cinsinden borçlanma ihtiyacının azaldığı bir döneme de girmiş bulunuyoruz. Şimdi bu ne kadar sürer bilmiyorum. Belki Eylül'e kadar bize zaman tanıyacaktır. Eylül-Ekim'e kadar. Ama bu süre içerisinde de şu da bir gerçek. Sadece bizim ekonomideki gösterdiğimiz performans değil, göreceli olarak dışarıdaki gelişmeler de buna hizmet ediyor. Artı Barış, şunu da unutmamak lazım. Türk lirası o kadar dipteydi ki bunun üzerine biraz koymuş olması da sanki hani baz etkisi demeyeceğim de konjonktürün zorunluluğundan dolayı kaynaklanıyor. Belki bu anlamda bugün Abdurrahman'ın Habertürk'teki yazısında bunu çok detaylı anlattı bu sebeplerini. Belki onları yeniden sıralayacaktır burada Bloomberg okurları için, izleyicileri için ama benim izlenimim de şu, ihracat ve turizmdeki bu gelişmelerin buna yardım ettiği, hizmet ettiği, her ne kadar Merkez Bankası Başkanı'nın yıl sonuna kadar 20 milyar dolarlık bir turizm geliri sağlayacağı gibi bir bence abartılmış bir umut ya da ne bileyim temenni ise ki 30 milyon turist ediyor. Şu anda 2 aylık sezon, klas 2 aylık sezon içerisinde Ağustos, Eylül içerisinde 30 milyon turisti ağırlayacak tesislerimiz yok ama buna rağmen bizim turizmden bayağı bir döviz girdimiz var. Bir de içeride Türkiye'nin iç borçlanma stratejisindeki başarıları sebebiyle ki bunu bugün JP Morgan'ın raporunda da belirtti. Döviz cinsinden borçlanma ihtiyacının azalıyor olmasının da getirdiği bir rahatlamayla beraber Türk lirasının değerlenmeye başladığını görüyoruz. Umudumuz bunun bir müddet daha devam etmesi. Çünkü şunu da biliyorum, hani ihracat üzerinden işi okumak doğru olur mu? Sadece tek boyutuyla bilmiyorum ama bu da bir gerçek ki Türk lirasını eğer biz itibar etmezsek enflasyondan tut aklınıza gelebilecek cari açık yönetmeye kadar pek çok sorunun daha da derinleşmesine yol açıyordu. O açıdan bu gelişmeyi ben olumlu buluyorum. Peki Şeref abi, kısaca ihracat performansı turizmi bir yerinden yakalamamız, küresel olarak doların zayıflığı ve zaten Türk lirasının aşırı derecede değer kaybını sıraladı Türk lirasının bu performansı açısından. Abdurrahman Yıldırım'a döneyim. Abdurrahman, öncelikle seni şaşırttı mı? Onu soracağım. Yani çünkü tabii konuşuruz, yarın enflasyon gelecek, işte Amerikan Merkez Bankası Fed'in tahvil alım programı azaltılacak falan gibi, böyle hani aslında korkutucu olabilecek gelişmelere rağmen biz bunu yaşıyoruz. Ne dersin? Şaşırtmadı. Türk lirasında bir değerli işte yazdım. Dolayısıyla şaşırtıcı değil. Niye? Çünkü hava oluşuyor idi. Hava gösteriyor kendisini. Bir Şeref de bahsetti. 4 tane neden saydı. Türk lirası aşırı değer kaybetmiş. Hakikaten reel efektif döviz kuru 60'ın altına gelmiş. 1980 sonrasında böyle bir değer yok. Yani bu kadar düşmüş bir Türk lirası, değer kaybetmiş bir Türk lirası görülmemiş. Bu bir kere bunu bir yana koyalım. Yani en ufak bir harekette Türk lirası değer kazanabilir demek bu. İki, döviz dengesinde Türkiye'nin bir pozitife gidiş var gibi. Çünkü başlangıcı daha, eğer devam ederse Türk lirasının değerlenmesi de devam edebilir. O da şu, işte turizm gelirlerini Şeref söyledi. Ben rezervleri de buna ekleyeyim. Rezervlerde de bir artış var. O da işte Çin'le swap anlaşmasını 6 milyar dolara yükselttik. Oradan 3.6 milyar dolar daha rezervleri güçlendirici bir etki gördük. Nitekim brüt rezervler Merkez Bankası'nın 104 milyar doları geçti. Yani Türk lirasının değerlenmeye başladığı tarih tam olarak 25 Haziran gibi gözüküyor. Orada 8.81 düzeyine kadar çıkmış Türk lirası ve oradan itibaren düşüşe geçiyor. Kademeli şekilde düşüyor, yavaş bir şekilde düşüyor. Hani hızlı ve güvensiz şekilde bir düşüş söz konusu değil. Yavaş, kademeli, yedire yedire. Dolayısıyla
yani rezervlerde de bir artış olması yine Türk lirasının lehine. Bu arada faiz oranlarında bir değişiklik yok. Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması oluyor. Faizleri düşüreceğiz, Merkez Bankası Başkanı'yla görüştüm şeklinde açıklaması oldu. Ama buna rağmen faizlerde bir düşüş olmaması bu konuda bir en azından istikrarlı dönem. Hani enflasyonda da çok fazla bir değişme yok. Hani reel faiz var mı yok mu tartışma konusu ama negatif faiz çok da fazla yok. Hani reel faiz olmasa bile sanki enflasyon düzeyinde bir faiz var gibi. Dolayısıyla burada da bir istikrar var ve diyelim burada birkaç aylık bir istikrarlı dönem yaşıyoruz. Bunun dışında dolarda yukarıya gidiş, yani doların dünya piyasalarındaki değerlenmesi söz konusu iken Amerikan Merkez Bankası'nın Temmuz ayı toplantısıyla beraber bu ihtimalde bir süreliğine en azından ertelendi. Ve doların tırmanışı da durdu. Hatta kısmen geri de geldi. Ve Amerikan Merkez Bankası'nın yapacağı tapering ya da işte varlık alımlarını azaltma hareketi aşağı yukarı yılbaşı civarına ertelendi. Dolayısıyla hani önümüzdeki ay ya da bu ay böyle bir şey pek olmayacak. Piyasaya bozucu bir etkiyle karşılaşacak. Faizler içerisinde 10 yıllık faizler de var ve dünyanın işte hesap kitap yapmakta baz olarak almış olduğu faizdir bu. Biraz sertçe geriledi. Yani 1.77'lere kadar çıkmış olan, %1.77'de çıkan o faiz 1.12'lere kadar düştü. Ve şu anda işte 1.25'ler civarında seyrediyor. Bu faizin de geri gelmesi dünyayı ve finansal piyasaları ciddi oranda rahatlattı. Ayrıca Türkiye'de bu faiz, yani Türk lirası bazındaki faizlerin yatay seyrediyor olması yanında bir de zorunlu karşılıklara uygulanan teşviğin ya da işte zorunlu karşılıklardaki azaltımın devam edilmesine karar verildi geçen hafta. 2 ay daha devam edecek. Sonuçta bayram sonrasında Türk lirasının değerli biraz daha değerleneceği netleşince biraz daha sert hareketler görmeye başladık. Yani gün işte dün diyelim ki ya da hafta sonu 8.44 iken bir anda bakıyorsunuz 8.33'e düşebiliyor bir günde ya da %1 gerileyebiliyor dolar. Dolayısıyla görünen köyün ardı yakındır şeyi burada da geçerli. Ama 8.30'lar civarında da çok fazla sayıda işlem gerçekleştiğini biliyoruz. Yani doların o seviyelerde çok fazla alındığını, satıldığını, bir direnç oluşabileceğini tahmin etmek güç değil. Bir de hani 8'ler civarına inmesini de bekleyen pek yok. Dolayısıyla dolar aşağı yukarı yakın vadede düşebileceği düzeylere yaklaşmış durumda en azından. Evet. Bunu söylemek. Yukarı yönlü hareket yapar derseniz o da biraz zor. Onu soracağım. Çünkü şartlar Abdurrahman, onu soracağım. Değerlenmesi yönünde. Değer artırır. Abdurrahman abi senle döneceğim yine. Bağlantımızda belki bir yenileriz bu arada. Yukarı doğru bir hareket ihtimalini soracağım ama Şeref abiye döneyim. Şimdi sevgili Mehmet Erten Üstad'a da selam ve sevgilerimi iletiyorum. O da diyor ki Barış, eğer yarın 19'un üzerinde bir enflasyonla karşılaşırsak ki bizim anketten çıkan 18.7 Temmuz ayı enflasyon beklenti anketimiz. Şimdi burada Merkez Bankamız da dedi ki ben faizi enflasyonun üzerinde tutacağım. 19.1 oldu, 19.2 oldu, oraya çıktı diyelim ya da 18.7'ye kadar geldi ankette olduğu gibi. Bu durumda da Türk lirası hareketlenmez mi ya da dolara karşı Türk lirası değer kaybetmez mi diye bir soru var. Buna Şeref abi, Abdurrahman abinin faizlerde yüksek barış, faizlerde düşmedi, bu da TL'yi destekliyor yorumuyla beraber sana sormak isterim.
Evet. Şimdi açıkçası Naci Ağbal'ın bıraktığı zirvede faiz duruyor, değil mi? Evet. Ki bu süre içerisinde Cumhurbaşkanı, ben Merkez Bankası Başkanı ile konuştum, faizler mutlaka inmeli vesaire söylenmesine rağmen aradan geçen para politikası kurulları toplantılarına rağmen faiz indirilemedi. Neden indirilemedi? Niyet var ama eyleme uygun ortam yok. Neden? Çünkü bu faizleri siz indirmeye kalktığınız zaman doların içerisinde 8-9'a neredeyse merdiven dayadığı bir yapıda buna cesaret edilemezdi. Pas geçildi vesaire. Soruna gelince şimdi Merkez Bankası'nın taahhüt gibi benim algıladığım şudur, reel faiz vereceğim. Ne demektir reel faiz? Enflasyonun üzerinde birkaç puan vereceğim. Birkaç puanın da bir ismini koymak gerekiyor. Aslında bunun rasyoneli piyasada çalışanı 3 puan civarında oluyor genelde. Türkiye şartlarında konuşuyoruz. Tabii sıfıra yakın enflasyonun olduğu yerde 3 puandan söz etmiyoruz. Göreceli olarak 19 ve 16 civarındaki bu pozisyonlamanın devam edeceğini. Enflasyon rakamının bir kere çok fazla Temmuz'da bir yüksek bir enflasyon artışı beklenmediği normal. Çünkü yazın getirdiği bir kendine has özellikle gıdadaki her türlü olağan dışı hareketlerin yaşanmadığı bir dönemde. Ama şu da gerçek ki Merkez Bankası'nın... Doğal gaz ve elektrik zammı var Şeref abi Temmuz'da. Onların yaz aylarında bakın geçen sene de aynısı oldu Barış, hatırlıyor musun doğalgaz zammını? Doğalgaz zammı yapıldı fakat faturalara yansıması ki bu endekslere girmesi demektir doğalgaz tüketiminin başladığı Ekim'den itibaren hissedilmişti. Yani bir bakıma endeksten doğalgaz endekste pek yansımadı. Şimdi en son doğalgaz zammı da yansımayacak çünkü biz yazın doğalgaz tüketmiyoruz. Tüketmiyoruz dediğim yani minimumda en azından. O açıdan bunun etkisi de endekste az oldu. Ben ona rağmen yine de şunu söylüyorum. Faizlere dokunacak tarafı yok Merkez Bankası Başkanı'nın. Hatta bunun yıl sonuna doğru eğer enflasyonda bir gerileme olursa ki beyanı bu yöndeydi. Faizin indirimi gündeme gelebilir ama daha şimdiden bunun ben Mart ve Nisan'a önümüzdeki yılın Mart ve Nisan'ına ancak o zaman söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Artı bir şey daha var Barış. Dünyada faizde indirim sezonu bitti kardeşim. Yani o sıfır faizler işte ne bileyim 1-2 faizler şey enflasyonlar faizler pardon ortadan kalktı. Şimdi konuşulan şu özellikle Amerika'daki enflasyonun geçici olduğu üzerine Biden dahil herkes bir söylem geliştirmiş durumda nedir? Bu da faizlerin önümüzdeki dönemde ne yönde seyredeceği konusunda piyasayı ürkütmemek. İçeriye gelince Merkez Bankası'nın faiz artırmak zorunda kalmamasını ben bir başarı olarak göreceğim. Kurun nasıl seyredeceği konusunda az önce Abdurrahman Güzel onu veciz bir şekilde anlattı. Düşebileceği yerler o kadar artık eskisi gibi böyle paraşütlü düşüşler kalmadı. Yani 8'in aşağısına geliyor olmasını ancak Türkiye'nin çok olağanüstü bazı şeyleri başarmasıyla mümkün ki bu konjonktürde bunlar söz konusu değil. Bizim yüksek büyümeyi 5-6 çeyrek sürdüremediğimiz takdirde 8'in altına gelmesi söz konusu dahi olamaz. Ama şu var. Önümüzdeki dönemde dövizi, doları özellikle yukarıya doğru fırlatacak dinamikler de ortada yok. Olmamasını da temenni ediyoruz. Eğer Türkiye çok olağanüstü şartlar içerisinde 2018'deki bir kur atağına maruz kalmaz ise ki böyle bir gerekçe yok ortada, böyle bir oluşum da yok. Kaldı ki son zamanlarda olumlu raporlar da gelmeye başladı. Ben şunu öngörüyorum. Önümüzdeki dönemde yıl sonuna kadar doların bu aşırı artması konusundaki beklentilerin kırılacağını ve bir yerde en azından stabil bir dolara oturacağımızı görüyorum. Bu ihracatçının da işine yarar. Açıkçası ithalatı da bir yerde dengeye getirir. Ancak ben bu faizlerin önümüzdeki dönemde artırılması noktasında bir zorunluluğun olmamasını da bir şans olarak görüyorum. Eğer Türkiye bu süreçte faiz artırmadan atlatırsa bu bir başarıdır diyorsun. Evet. Hani bunu biraz da ironik de söylüyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Bunu başarsın yeter gibi anlıyorum ben. Doğru mu? Evet doğru. Çünkü şartlar sadece bize bağlı değil ki Barış. O kadar çok şey var ki sadece emtia fiyatları içerisinden enflasyon ithal etmeye başlamış bir ülke olarak siz
faiz indiriminden nasıl söz edebilirsiniz? Artırmak zorunda kalmıyor olmanız bile bana göre bir başarıdır bu konjonktürde. Ama tabii 2021-22 vesaire de Türkiye'nin ekonomik performansındaki değişimler bu söylediklerimizin hepsini değiştirecektir. Abdurrahman abi şunu sormak istiyorum. Şeref abiye de sordum. Mehmet Bey de ifade etti. Ya burada aslında önümüzde bazı eşikler var. Bir tanesi acaba enflasyon politika faizinin, şu an 17,5 olan enflasyonumuz, 19 olan politika faizinin üzerine çıkar mı? Temmuz enflasyonu beklentileri 18,7'lerde. Yani 19'a çok yakın. Yarın açıklanacak, göreceğiz. Şimdi böyle bir tablo var elimizde ve çok yakın yani 18,5-19. Böyle bir önümüzde olgu varken diyeyim, hadi risk demeyeyim. Bir taraftan Amerikan Merkez Bankası ki ama aslında sen onu güzel ifade edin, sene sonuna kadar barış orada razı. Orada biraz takvim belli gibi diğer tarafta, FED tarafında. Evet. Ama bu mesaj geldiğinde piyasaya Eylül'de ya da işte Jackson Hole toplantısında bilmiyoruz Ağustos sonu, bir herhalde bir yankılanma olur az çok. Şimdi bunlar varken hem de yarın mesela enflasyon açıklanacakken bu Türk lirasının değerlenmesi olarak karşı. Bugün tabii rand da iyi, Brezilya reali de iyi, bunlar da iyi. Ama ben biraz son bir aydan bahsediyorum. Bizim diğerleriyle şu an bugün en azından beraber hareket ettiğimiz görülüyor. Bu biraz dikkat çekici değil mi Abdurrahman abi? Bunlar bu kadar yakınken özellikle enflasyon faiz oranları, TL'nin bu performansı dikkat çekici değil mi? Ben bunu merak ediyorum. Evet, dikkat çekici. Yani randın ya da diğer para birimlerinde kısmen arada bir değerleniyor olmasının sebebi küresel sermaye hareketlerinde gelişmekte olan ülkelere yönelik bir pozitif eğilim alması. Onun da sebebi Fed'in yine bu tapping dediğimiz tahvil alım programını hemen başlatmayacağı, işte yıl sonuna doğru erteleyeceği, belki de gelecek yıl uygulamaya koyacağı şeklinde beklentinin oluşması, Amerikan Merkez Bankası'nın enflasyon geçicidir söylemini kararlı bir şekilde yinelemesi etkili oldu. Bunun dışında yani bahsedilen riskler evet var. Yani enflasyon daha yüksek çıkabilir. Çıkar ise bu piyasayı da bozar. Döviz kurunu da bozucu etki yapar. Doğrudur. Ama şöyle bir şey. Yani Türk lirası Haziran sonuna kadar diğer para birimlerinden ve dünyadan çok net bir şekilde negatif ayrıştı. Ben hesapladım. %25'e varmış bu değer kaybı. Türk lirasının değer kaybı. Doların artışı değil. Doların artışı daha yüksek. Yani bir yıl içerisinde Türk lirası, hatta bir yıldan biraz daha fazla diyebiliriz. 23 Mart itibariyle ben almıştım. 23 Mart 2020. Dolayısıyla 15 ay oluyor. %25 değer kaybı gerçekten yüksek. Daha önceki değer kayıpları da var zaten. Dolayısıyla bunun üzerine bir değerlenme geliyor. Abdurrahman abi, neden şunu soracağım. Neden 23 Mart'tan aldın? Yani 23 Mart Türk lirasının da nispeten en düşüğe inmiş olduğu düzeydi dolar karşısında. O gün onu yani ben dolar ekrana getireceğim. Düzeyine çıktı. 23 Mart'tan bugüne Abdurrahman abi, 23 Mart diye ifade. 23 gün... Mart 2020 yalnız. Tamam, 2020'den bugüne. 23 Mart 2020 ile 25 Haziran 2021 arasında Türk lirası %24,9, %25 değer kaybetti. Tamam, Haziran'ı da göstereyim. Bugüne kadar olana baktım. Bugüne kadar da 5,4. O en yüksek tepe noktasından bugünkü en düşük noktasına göre Türk lirasının değer artışı %5,4. Evet. Yani dünyanın tersine. Evet, yani bütün para birimleri değer kazanmıyor dolara karşı. Bu arada dolar da Temmuz ayının son haftasına kadar aslında değerini yükseltiyordu. Son haftada değer kaybetti. Dolayısıyla Türk lirasının dünya paralarına karşı böyle bir ters pozisyonu söz konusu.
Yani önce dünya paraları biraz daha değerli ve dolar karşısında güçlü dururken o zaman çok hızlı değer kaybetti, büyük değer kaybetti. Sonra kısmen toparlanmaya başladı. Bence burada kritik rolü rezervlere desteklemek ve rezervlerin bundan sonra desteklenebileceği ihtimalinin ortaya çıkması. İşte swap görüşmelerinin diğer merkez bankalarıyla da süreceğinin sürdüğünün açıklanması kısmen etkili oldu. İşte IMF mesela bu ay sonu belki de işte merkez bankalarına dağıtmış olacak. Ülkelerin kotasına göre bir rezerv paylaşımı söz konusu ve Türkiye'ye düşen pay 6.4 milyar dolar. Bu da yine Türkiye'nin rezervini yükseltecek bir adım. Ve baktığımız zaman yani bugünkü rezervin üzerine gelse Türk Merkez Bankası'nın brüt rezervi 110 milyar dolara çıkacak. Halbuki bu rezervin biz 84 milyar dolar düzeyine de indiğini gördük. Yani birkaç ay önce bu düzeydeydi. Dolayısıyla rezervler de hani çok zayıflamış bir durumdan biraz daha iyi duruma gelmemiz bence burada Türk lirasının aşırı değer kaybının üzerine gelince kısmen Türk lirasını değerlendirmiş gibi oluyor. Ama bir de konjonktür var, yaz konjonktürü. Herkes tatilde, herkes demeyelim yani büyük çoğunluk tatilde. Dolayısıyla şartlar da pozitif ve olumlu. Türk lirasına fazla dokunan yok. Hava olumlu, hava değişti kısmen. Dolayısıyla bu hava içerisinde biraz daha devam edebilir Türk lirasının değerlenmesi. Ama sonbaharda bir değişme söz konusu olabilir. Çünkü tatilden dönüşler başlıyor, işe başlanıyor, yeni pozisyonlar alınıyor. 2022 yılına ait ekonomik görünüm, tahminler ortaya çıkmaya başlıyor. Beklentiler oluşmaya başlıyor ve bunların fiyatlara yansıması söz konusu oluyor. İlla olumsuz olacak demek değil bu. Olumlu da olabilir ama bir değişim dönüşüm zamanı Eylül, Ekim ayları, sonbahar ayları. Dolayısıyla ona da yaklaşıyoruz. Orada da bir değişim dönüşüm olabilir pekala. Türkiye'nin şöyle bir fırsatı var aslında. Geçen sene ya da işte bu sene yaşadığımız geçmiş aylarda enflasyonun yüksek olması önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadeleyi kolaylaştırıyor. Bir baz etkisi yaratıyor. Matematik olarak enflasyonu düşürmek kolaylaşıyor. Şeref'in dediği dünyada faizler yükseliyor. Artık hani daha düşük faizler artık mümkün olmayacak. Bunu pek aramayalım. Hatta Merkez Bankası'nın faizi yatay bir şekilde tutabilmesi bile bir başarı şeyine aşağı yukarı katılıyorum ama Türkiye'de enflasyon bariz bir şekilde yıllık baz olarak söylüyorum gerileyecekse faiz de gerileyebilir. Yani burada önemli olan reel faizler. Yani enflasyonun bir artış yapması karşısında şu anda reel faizler gerileyeceği için diyelim döviz kurunda bir hareketlenme olabilir ama önümüzdeki dönemde özellikle yılın son çeyreğinde bu baz etkisi devreye girecek. Yeni yılda da baz etkisi sürecek. Dolayısıyla eğer biz kuru çok büyük artışlara meydan vermeyecek şekilde bir hareket içerisine sokabilirsek, kuru kontrol edebilirsek enflasyonu da kontrol ederiz. Ve önümüzdeki hakikaten Ekim'den başlamak üzere Ekim, Kasım, Aralık sonra Ocak ve gelecek aylarda da sürecek. Evet. Bu yüksek rakamlı enflasyon rakamlarının çıkmasıyla endeksten nitekim daha düşük oranlı rakamlar bunun yerini alabilir. Bunlar o güzel senaryolar. Ama bu tabii bütün bunlar böyle bir politika hatası, para politikası ya da maliye politikasının da anlamında ifade ediyorum. Yapmamamız kaydıyla sanırım. Elbette yani siz enflasyon düşmeden ya da enflasyonda işte belirgin bir düşüş sağlanmadan faizleri düşürmeye kalkarsanız erken bir şekilde bütün şeyi bozarsınız sistemi. Hatta şu anda faizler bu kadar yüksek olmayabilirdi. Bu faiz düşüşü gündemde tutulmasaydı.
yani faiz düşüşünün sürekli bu şekilde gündemde tutulması gereksiz yere bence faiz oranlarını da yüksek, daha yüksek yerde tutuyor. Kuru da daha yüksek yerde tutuyor. Döviz kurunu artırıcı yönde etki yapıyor. Evet. Olumsuz etkiliyor. Yasayı bozucu etki yapıyor. Dolayısıyla yeri ve zamanı gelince elbette her adım atılabilir ama zamansız olunca da bozucu etki yapacağını, evet, bilmemiz lazım. Faiz indiriminin sürekli gündemde olması, hayatımızda olması, evet, maalesef faizlerin şu an için yüksek olması sonucunu ve kurun da şu an için yüksek olması sonucunu getiriyor dedi. Abdurrahman abi çok güzel ifade etti. Araya gideceğim. Şeref abi, senin de söyleyeceklerin var eminim bir politik hatası yapıp, evet, yapmama konusunda. Ama işte TL'nin performans dedik. Hem Şeref abi, evet, dedik ya zaten Barış zaten dipteydik. Yani çok ciddi olumsuz ayrışmıştı Türk lirası. Abdurrahman abi de belli bir tarih aralığı verdi. Şimdi güzel tabii her şey yani böyle daha edebi Şeref abi muhtemelen ifade eder ama hani aynı, iki yüzü mü var aynanın, nasıl diyeyim? Şimdi bir yüzü güzel, TL'nin performansı son bir ay %4 diyoruz. Ama Abdurrahman abi mesela ben bütün gelişen ülke para birimleri Türk lirasına karşı hareket diye baktığımda son bir yılda bütün gelişen ülke para birimleri Türk lirasına karşı son bir yılda ne yapmış diye baktığımda Güney Afrika randı son bir yılda bizim para birimimize karşı %41, Meksika para birimi bizim para birimimize karşı son bir yılda %34, Çin %29, Tayvan %26, Real %21, Rus hubesi %22 diye devam ediyor. Bu da var. Yani tamam her şey son bir ayda ama şimdi bu tabloyu da alıp önümüze, bir tek Arjantin pezosuna karşı son bir yılda %10 değer kazanmış Türk lirası. Bir tek o var. Barış, araya gitmeden hani bir edebi anlatımla, bir şiirden bir kupleyle tamam, araya gidelim mi? Tabii ki. Özdemir Asaf'tan gelsin diyelim bu. Bütün renkler hızla kirleniyordu, birinciliği beyaza verdiler. Şimdi burada da bu kirle düşme konusunda birinciliği liraya vermişlerdi. Biraz da onun etkisi. Özdemir Asaf, Şerif abi severiz. Onun çok meşhur "Yalnızlık paylaşılmaz, evet, paylaşılsa yalnızlık olmaz." Yalnızlık olmaz der. Biz de bir araya gidelim. Bizi yalnız bırakmayın. Birazdan karşınızdayız. Ekonomik görünüme devam ediyoruz. Abdurrahman Yıldırım ve Doktor Şeref Oğuz'la sohbetimiz her pazartesi akşamı da olduğu gibi devam ediyor. Şeref abi, bazı izleyicilerimiz ki onlardan bir tanesi de Sami Bey, TL'nin bu performansını ABD ile olan ilişkilere de bağlıyor. Biz şimdi tabii hep programın başından beri işte ihracat dedik, turizmin açılması dedik, küresel olarak doların zayıflığı dedik. Zaten TL çok değer kaybetmişti dedik. Abdurrahman abi faiz yüksek barışım dedi. Şimdi bunlar tamam. Bunlara itiraz yok. Hepsi tamam, okey. Ama şimdi bunların hepsinin olduğu bazı dönemlerde Amerika ile ilişkimiz bozuk olduğunda bunların hiçbiri göz önüne gelmeyebiliyordu. Şimdi ABD ile gerçekten bu izleyicimizin Sami Bey'in mesajı beni hakikaten şöyle bir kafamda bir ampul yandı açıkçası. Böyle ya bu da var yani ABD-Türkiye ilişkilerini bir kötü haber, iyileşme tamam çok iyileşme yok ama kötü haber akışı, aman Amerika yaptırımı, evet, aman katsa, aman Halkbank, aman şu falan, bunların hiçbirini son dönemde duymuyoruz. Bu konuda da bir acaba değerlendirmen olur mu Üstad? Şüphesiz ekonomi, ekopolitiğe dünya artık sadece ekonomiden söz ettiğiniz zaman aslında politikadan söz ediyorsunuz. Mesela petrolden söz ediyorsanız artık Dışişleri Bakanlığı ile Petrol Bakanı neredeyse eşdeğer algılandığı bir dönemde söz ediyorsunuz. Yani ekonomiyle politikanın iç içe geçtiği bir ortamda Amerika'dan en azından Trump dönemini hatırlayın. Ülkeyi cezalandırmak, rahip Branson vesaire, Halkbank vesaire, bir sürü S-400'ler, Patriotlar, F-35 krizleriyle beraber ekonomide çok fazla, yani bugün 8.48-50 hatta 8.80'lere kadar çıkan
doların içinde bütün onların curufları, artıkları da söz konusuydu. Şimdi bunlar yok. Artı Biden'la olan yeni yapı içerisinde en azından oradan kötü haber akışı yok. Artı sıkıntılı bir ajanda da henüz önümüzde yok. Birçok anlaşmazlıklar söz konusu, vergi konusunda, vergilendirme konusunda vesaire, ama sıkıntılı bir alan yok. Ancak şu var, o bir rahatlık. Seyircimiz son derece haklı. Oradan da bir rahatlık geliyor. Bu da Türk lirasının şu andaki performansında, değerlendirmesinde bir alt zemin. Yani iklim koşullarını, mikro iklim gibi bir şey yaratıyor. Sadece bir sebep olarak o değil. Ancak burada bir şeye de dikkat çekmek gerekiyor. Türkiye'nin mevcut sorunlarını Türkiye'de bir an önce görmezden gelmek yerine çözmezse şu sıkıntılar gündeme gelebilir. Şimdi bakın, 27 ülke arasında 5 yıllık kredi risk primi en yüksek ülke Türkiye. Gelişmiş ülkelerde bu CDS dediğimiz şeyler 9-10. Gelişmekte olan ülkelerde 90 ile 175, Türkiye'de ise 373. Bunun biliyorsunuz 500'lere gittiği nokta var. İşte bu Biden'la, Amerika ile olan en azından sorun çözüm değil de, rahatlama değil de, ilave sorun olmamasının getirdiği yapı bunun biraz daha bu seviyelere indirdi, ama biraz daha aşağı inmezse Türkiye buradaki Amerika'dan esmeyen kötü rüzgarları kendine estirebilir. Şimdi risk primi son 4 yıldır 250-600 arasında dalgalanıyor Barış. Burada da risk primi derken şunu kastediyorum. Amerika ile söylediğimiz politik sıkıntılar da onun içerisinde. Neticede bu risk primleri sadece ekonomik performanslarla değil, biliyorsun. Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya, etrafındaki sorunlar, diğer ülkelerin bize bakışı ve Amerika'dan da gelecek olan kötü ya da iyi haberlerin de etkisiyle oluşuyor. O açıdan biz CDS'lerimizi faize çok dikkat ediyoruz, ama CDS'lerimizi de lütfen radarımıza getirelim diyorum. Peki Abdurrahman abi, bu konuda senin de değerlendirmenle bir iki dakika içerisinde tamamlayalım. Buyurun. Yani ben tabii bu dönemde Amerika'dan bozucu haber akışı gelmedi. Dolayısıyla hani düzeltici ya da pozitif yönde bir haber akışı da bence yok. Dolayısıyla piyasalarda oluşan fiyatlamalar ve yönelimler ekonomik etkilerle daha çok yön bulmaya başladı. Dolayısıyla bu pozitif hava içerisinde Türk lirasının, aşırı değer kaybetmiş olan Türk lirasının kısmen değerlendiğini görüyoruz. Ama Amerika'dan gelebilecek bir negatif haberin yine piyasaları olumsuz etkileyebileceği söylemek mümkün. Belki siyasette siyasi takvimle ilgili gelebilecek bir haber de yine piyasalarda hakikaten farklı şekilde karşılanabilir. Jeopolitik riskler ve dış politika riskleri her zaman için gerçekleşebilir, meydana girebilir. Ya da bir doğal afet bile bazen piyasaları bozabilir. Yani bu son orman yangınları bozmasa bile orta ve uzun vadede bir kalıcı etkisi bence olacaktır. Abdurrahman Yıldırım, çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Şeref abi, çok teşekkürler değerlendirmeler için. Programın girişinde ifade etmiştik. Çıkışında da söyleyelim. Umarız her iki konuğum da girişte görüşlerini ifade etti. Bu yaşadığımız acı günler, orman yangınları kısa bir süre içerisinde kontrol altına alınır. Ama şunu da unutmamalıyız. Ciddi bir iklim değişikliği süreci, eğer tabii işin içerisinde bir terör saldırısı vesaire yoksa, ki bu konuda da herhalde araştırmalar yapılıyordur, o konuda da güvenlik konusunda önlemlerin alınması, ama diğer noktada iklim değişikliğine karşı sadece 3-5 uçaklı değil, uçak, daha başka önlemler, bir planla çok daha etkili bir şekilde umarız mücadele gerçekleşir. Türkiye'nin, hakikaten hepimizin, ormanlar yanarken ciğerimizde yanıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha. Canlılar var. O bölgenin tabiatı var. Ekosistemi var. Umarız bu üzücü günler bir an önce sona erer.
erer diyelim. Çok teşekkürler Şeref Oğuz. Ağzınıza sağlık. Abdurrahman abi çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. 22'de küresel piyasalarda buluşacağız.